Merhabalar. Bu videomuzda inventer içerisindeki kabartma unsurunu inceleyeceğiz. Bunun için ilgili dokümanımı açıyorum. Kabartma unsuru oluşturma aracı 3D model başlığı altındaki create panelinde yer alır. Emboss ismini verdiğimiz bu komutu çalıştırdığımızda şekildeki diyalog penceresi açılacaktır. Kabartma işlemiyle bir profili veya bir e, kapalı geometriyi bir yüzey üzerine Sarılmış bir şekilde veya yüzey üzerine doğrudan girinti oluşturma, kabartma yapma gibi işlemlerde kullanabilirsiniz. Bu komutun çalışması sırasında önce benden profili seçmemi isteyecektir. Sonra profilin hangi yüzey üzerine kabartma yapılacaksa o yüzeye göre o ok işaretle yönünün belirlenmesini isteyecektir. Buradaki komutları kullanarak burada görmüş olduğunuz yeşil okun yönünü yüzeye göre ayarlamanız gerekmekte. Sonra bu işlem kabartma mı yapılacak? Bir girinti mi olacak? Yoksa e, düz yüzey karmaşık yüzey üzerinde düz bir yüzey mi oluşturulacak? şeklinde seçim yapmam gerekiyor. Depth kısmından derinliği belirleyip sonra e, eğer yüzeyin kabartma işleminden sonra farklı bir renkte gözükmesini istiyorsam buradan da yüzey görünümünü belirterek OK ile komuttan çıkmam gerekiyor. Burada standart bir emboss yani kabartma işlemi yaptık. 1 mm kalınlıkta seçtiğim profili bu yüzeyden ee, kabartma olacak şekilde çıkardı. Bu işlemi düzenlemek için browser üzerindeki emboss komutunu çift tıklıyorum. Bu sefer girinti olsun diye sadece girinti olması seçeneğini değiştirdim. Buradaki yeşil okum kırmızı renge döndü. Bu e, bu profilin çıkarılacağı anlamına geliyor. OK ile devam ettiğimde aynı işlemi bu sefer girinti olacak şekilde oluşturdu. Emboss komutunun bir diğer özelliği ise yüzey üzerine sarımal şekilde bir yazıyı veya nesneyi sarabilmesi. Burada yine emboss komutumu çalıştırdım. Profilimi seçtim. Yönünü belirledim. OK ile devam ediyorum. Birinci seçenekte herhangi bir yüzeyin üzerine sarma işlemi belirtmedim. Bu yüzden burada dikkat edersiniz düz bir şekilde ilerlemekte profilim. Düzenlemek için browser'dan tıklıyorum üzerine. Bu sefer wrap the face yani yüzeye sar seçeneğini seçtim ve yüzeyi belirledim. OK ile devam ettiğimde bu sefer yandan tekrardan göz atalım. Yüzeye dik olacak şekilde profilim yeniden konumlandırıyor. Önceki sonraki işlem arasındaki farkı bu şekilde gösterebiliriz. Wrap to face yaptıktan sonraki hali şekilde görüldüğü gibidir. Bu işlemi tekrarlayalım. Emboss komutumu çalıştırdım. Profilimi seçtim. Wrap to Face seçeneğini aktif hale getirdim. Yüzeyimi seçtim. Derinliğim 1 mm belli. OK ile devam ettiğimde komutumu gerçekleştirmekte. Bir katın etrafını 360 derece dönen çıkıntı işlemleri oluşturabilirsiniz. Buradaki gerekli ön şart bu profillerin 360 derece dönme esnasında kendisini kesmemesi. Aynı işlemi çıkartmak için yapalım. Görüntü oluşturmak için tekrarlayalım. Çift tıkladım üzerine. Görüntü oluşturulacak dedim. OK ile devam ediyorum. Aynı işlemi bu sefer görüntü oluşturarak tekrarladık. Bir diğer emboz özelliği ise Karmaşık yüzeyler üzerinde düz bir satı oluşturma. Emboss tekrardan çalıştırdım. Buradaki profilim yüzeyin hem içerisine girinti yapmış hem de bir miktar üzerine durmakta. Yani karmaşık bir yüzey üzerinde daha karmaşık yüzeyler de olabilir burada. Burada örnek için bu dosyayı kullandık. Burada üçüncü seçenek olan Emboss Engrave From Plane seçeneğini aktifleştiriyorum. Burada dikkat edersiniz, Wrap to Face seçeneğim yok ama Taper diye ikinci bir seçenek geldi. Taper burada açıdır. Aynı e, extrude komutundaki belli bir açıyla yükselme veya kesmede olduğu gibi buradaki da taper'ı kullanabilirsiniz. Profilimi seçiyorum. Birinci seçenek sadece dışarıya doğru olan kesmen gereken yerleri kes anlamındadır. Ok yönündeki profille kesişen kısımları siler. Düzenlemek için tekrar üzerine çift tıklıyorum. İkinci seçenek Arada boşluklar varsa profille katı model arasında buraları doldur anlamına gelir. Diğer kısımlara karışmaz. Sadece bu aradaki boşlukları doldurur. Tekrar üzerine çift tıkladım düzenlemek için. Son seçenek ise her iki işlemi de birlikte yapma seçeneğidir. Bu seçeneğe tıklayıp OK ile devam ettiğinizde buradaki yüzeyler içerisinden düz bir yüzey oluşturabilir. Tekrar düzenlemek için çift tıklıyorum. Profilimin ortasındaki boşluk kısmı da seçtim. OK ile devam ettim. Gördüğünüz gibi burada e, bir düz bir yüzey oluşturdu. Buraya bir modelleme esnasında düz yüzeye ihtiyaç duyan bir nesne koya, e, ekleyebilirsiniz. Çift tıklıyorum emboss komutumu yine. Bu sefer açı ekleyeceğim. Bir 10 derecelik bir açı ekledim. OK ile devam ettiğimde belli bir açıyla ekstrüt yapan bir çıkıntı oluşturmuş oldum. 20 dersek daha çok belli olur. Embos komutu ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardır.